Selamünaleyküm arkadaşlar. Part-time tarım hayvancılık kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada 950 aboneyi aştık arkadaşlar. Artık 1000 aboneye neredeyse yaklaştık. Birkaç gün inşallah 1000 aboneyi de geçeceğiz. Kanalıma verdiğiniz destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. 1000 aboneye geçmek önemli arkadaşlar. Çünkü YouTube birçok şeyi 1000 aboneden sonra yapmamıza izin veriyor. Çünkü onun haricinde şu an çoğu şey kısıtlı. İnşallah 1000 aboneye geçip daha da güzel içerikler üretmeye çalışacağım sizin için. Bugün videoda arkadaşlar Safkan Şarole boğa var arkadaşlar. Size bir hem bu boğayı tanıtayım istedim. Hem de bu boğa satılık arkadaşlar. Bunun hakkında size bilgi vereceğim. Öncelikle danamızı size şöyle bir göstereyim. Danamız 10-15 gün sonra bir yaşına değecek arkadaşlar. But yapısını görüyor musunuz bilmiyorum. But yapısı evet, nasıl? Görün arkadaşlar. Çok şahane bir but yapısı var. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum ama sırt kalınlığı mükemmel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi. Danamız bu arkadaşlar. Yakında bir yaşına değecek. Ama ona rağmen gelişimi muazzam. Arkadaşlar aslında bu boğayı şu an çok daha farklı bir halde de görebilirdiniz. Ama ne yazık ki birçok komşumda da duyuyorum. Bu yıl mantarla çok mücadele ettik. Gerçekten 1000 liranın üzerinde para harcadım mantara. Çünkü bir kısmına vuruyorum. O diğerlerinde mantar yok. Onlara da vuruyorum hani belki korur diye, geçmez diye. Yine de mantar oluyor. Bir daha vuruyoruz. Danamız mantar oldu arkadaşlar. Ve 1-2 ay geriledi. Gerçekten çok geriledi. Ne gelişti, hatta zayıfladı. Bir ara but yapısı çok inceldi. Gelişmedi. 1-2 ay kaybetti. Yani bu dana aslında en kötü canlı 50-100 kilo civarında, daha da üstüne koyabilirdi. Şu an tahmini canlı ağırlığı 400 kilogram. Bu danayı tohumluk olarak satmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Peki bu danayı neden kendim ayırmadım da merak eden olabilir. Normalde biz bu danayı kendimize ayırmak için bıraktık. Bir de erkek danalarımızı Aralık ayında arkadaşlar satmıştık. Biz de sadece bunu bıraktık. Bunu da tohumluk olarak kullanacaktık. Ama düşündüğümüz gibi olmadı. Ben biliyorsunuz biraz daha simentale yöneliyoruz. Simental hayvanlara da böyle bir boğa kullanamam arkadaşlar. Birkaç mondofon neyim var. Onları da yakında satmayı düşünüyorum. O yüzden tohumlamayacağım. Buzağlarla beraber satacağım. Birkaç şarlemiz vardı yine. Onlar da kesime gitti. Birkaç tane safkan bıraktık arkadaşlar. Onlar da olmadı. Haşlatırız bunu satarsak. Satmazsak da evimizde duracak. Zaman zaman bu boğanın gelişimini sizinle paylaşacağım. İnşallah bu danayı 200 kilo arkadaşlar 500 kilo keseceğimizi tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir boğa. Annesinin karnında da tam 9 ay 23 gün kaldı. O yüzden 70-75 kilo civarında doğdu. Çok büyük doğdu arkadaşlar. Ama gerçekten kas yapısı muazzam. Hani melez olmadığını kanıtı. Şöyle bir algı da var arkadaşlar. Ben çok görüyorum. Satılık boğalık şarole dana yazıyorlar. Danaya bakıyorum, dana melez. Arkadaşlar bu melez değil. Bu dananın annesi de şarole. Yani bu genlerini daha baskın bir şekilde aktarır. Siz şimdi örnek veriyorum, melez bir boğayı kullandığınızda çok daha melez, şaroleli çok az bir boğa buzağlar elde edersiniz o boğadan. Ama böyle bir safkan bir boğa kullandığınız zaman kesinlikle genlerini çok güzel aktarır. Buzağlar gerçekten şahane olur. Ama şöyle de bir sorun var. Şimdi bazı insanlar diyor ki beyaz olsun. Arkadaşlar sizin de gördüğünüzü tahmin ediyorum. Bazı şaroleler sarı çıkıyor. İtalya'ya giren hayvanlar içinde de sarı şaroleler var. Az evet ama sarılar var. Bunun annesi sarıydı, o yüzden bu da sarı çıktı. Yani renge takılan varsa bilmiyorum arkadaşlar ama gördüğünüz gibi
Yani but yapısı falan özellikle. Yani gerçekten kaliteli danalar isteyenler. Belçika mavisi gibi but yapısı var arkadaşlar. Kaliteli buzağı istiyor, elde etmek istiyorum diyenler. Kesinlikle tohumla kaçırılmayacaklar arkadaşlar. Yavaş yavaş artık aşım yapmaya da başlar. Çünkü yaşına değmek üzere. Ve katlayarak gelişir. Ben bunun yemini yeni yeni 4 kilolardan yavaş yavaş 5 ve 6 kilolara çıkarıyorum. İnşallah biraz satmazsak da ot verip biraz daha yonca silaj altı besip danayı iyice boylandırmayı düşünüyorum. Ve inşallah hiçbir sıkıntı yaşamazsak ve satılmazsa da 500 kilo kesmeyi düşünüyoruz. Eğer satılırsa alan kişi inşallah hayrını görür. Güzel buzağlarını alır arkadaşlar. Gerçekten güzel bir boğa ve saf kan. Size bunun garantisini veririm. Melez bir dana değil. Unutmayın arkadaşlar, melez danadan boğalık olmaz. Melez danadan boğalık kullandığımız oldu mu? Oldu. Ama arkadaşlar hiç melez gibi değildi. Bir boğamız öyle doğdu. Çok kaliteli bir şarjöleydi. 500 kilo kestiğimiz şarjölemizdi. 20 ya da 21 aylıkta. Yavrusu da ona benzer çıktı neredeyse. O yavrusu da 420 kilo geldi ama biraz ayak sorunları yaşadı. Yani onaydı, ben o zaman kullandık. O bağ çok iyi olduğu için ama arkadaşlar melez dağlardan boğalık olmaz. Kullanmayın. Bazıları mesela akbaş boğaları atıyor. Tohumluk dana diye. Olmaz arkadaşlar. Melez danayı tohumluk yapmayın. Safkan boğalar kullanın. Gördüğünüz gibi boğa tamamen saf mı? Tamamen saf değil arkadaşlar. Ama saflığa doğru yaklaşmış bir boğa. Ya gördüğünüz gibi but yapısını görüyorsunuz ve bu aslında hani daha güzel bir yemlemeyle şu an ağırlık saman yemiyor. Güzel bir kaba yem takviyesiyle. Biraz da gezerse çok daha güzel durumda olacak. Şu an bağlı. Ne yazık ki koşullar o yönde olduğu için bağlı kaldı. Ama bundan sonra bende kalırsa eğer bu dana, o zaman ben de boş bırakacağım. Dediğim gibi arkadaşlar kendisi çok iri doğdu. Annesinin karnında biraz fazla kaldı. Bunun da etkisi vardır. Çok güzel bir dana. Çıkayamadığımız bir dana. İsteyeni gerçekten çok fazla oldu. Ama hani isteyenler biraz uyanıklık yapıyor. Diyorlar ki işte biz bu boğayı normalde bu boğaların danaların fiyatını alalım. İşte 11 alalım, 12 alalım. Arkadaşlar bu dana boğalık. Boğalıktan her zaman birkaç bin lira fazla olur. Gördüğünüz gibi. Bir maşallah da alalım. Güzel bir dana. Bakın size şöyle bir örnek de vereyim. Bir komşumuz yakın zamanda şarjöle düveler aldı. 10 adet. İçine bir boğalık dana da almış. Canlı kilo almış arkadaşlar. 36 liradan almış. Tam 18 bin liraya almış getirmiş bu ayı. Canlı 36 liradan. Eğer isteyen olursa canlı da tartarız arkadaşlar. Canlı ağırlıkta verebiliriz. Ha, canlı ağırlık değil. Bunun fiyatı ne istiyorsunuz derseniz 15 lira fiyat istiyoruz arkadaşlar buna. 15 lira fiyat istiyoruz. Ha ya, bu dana için çok pahalı derseniz arkadaşlar bu dana boğalık olacak. Emin olun. Bu hayvan size en kötü kestiğinizde zaten 20 bin liraya getireceğini tahmin ediyorum. Ki alacağınız kaliteli buzağlarda sizin kârınız olacak arkadaşlar. O yüzden tabii ki normal bir danayla boğalık bir danayla fiyatı bir değildir. Dediğim gibi hani ben kesinlikle satmak zorunda da değilim. Hani öyle bir ihtiyacım yok. Ama isteyenler oluyor. Gerçekten özellikle bir akrabamız istiyor, ver bunu bana tek dana besleme. Ben de hani tek danayı geçten hani beslemeyi boğalığa vereyim istiyorum. Ama duruma göre de ama tek de olsa besleyeceğiz bu danayı. Size danayı şöyle tekrar bir daha göstereceğim. Dediğim gibi fiyat 15.000 istiyoruz. İsteyeni tartıp da verebiliriz canlı. Şu an 36 liradan veriyorlar tohumluk boğaları. 400 kilo var görünüşe göre, evet 400 kilo var. Ha şöyle bir güzellik de yaparım arkadaşlar. Ben yedirir içirir size öyle de vermem. Sabah gelir sabah aç karnına götürür tartarız, o da sıkıntı değil. Yani problem olmaz. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize dikkat edin. Kaliteli spermalar ya da kaliteli boğalar kullanın. Hayvanlarınızı ıslah edin. Böylelikle daha güzel paralar kazanacaksınız arkadaşlar. Çünkü emin olun böyle danlar gerçekten çok rağbet görüyor. Yani her hayvan buraya sattığı bir hayvan bakmaya gelene her gün bunu da almak istiyor. Biz şimdi ya da çoğuna satılık değil dedik. Ama şimdi hakkını veren olursa, ederini veren olursa satarız arkadaşlar. Yoksa da dediğim gibi bu hayvanın gelişimini hep beraber
izleyeceğiz arkadaşlar. Size kısım kısım belki birkaç adet hayvanın gelişimini göstermeyi düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar.